Bizim sokakta kavga gürültü, bizim sokakta kuşkula şenlik, bizim sokakta her gün bir olay, bizim sokakta ah ne eğlendik, bizim sokakta. Güzeli babam, bugün saat 11.50 itibariyle üzerine atılan çirkin iftiradan aklanmıştır. Feleyli abla sağlığına kavuşmuştur. Aa, yol bu herif korkuyor. Taşın hali ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Adamın sana verecek parası var mı bakalım? Yok ama bulacak. Öğreneceği şeylerin kokusunu bir vereyim burnuna. Bak nasıl parayı yaratıyor. Ya öbür adam? O ne olacak? Davut musluğunun suyu kesildi. Ondan para mara çıkmış. Hoca efendi, bizim çocuğun bir gönül meselesi vardı da onu bozdurmaya gelmiştik. Geç kalmışsınız. Rüyasını gördüm az önce. Sizinkinin namusu gitmiş. Nasıl yani hoca efendi? Sizinkinin bir eli işte, diğer eli oynaşta. Aman Allah'ım! Kızı olanı verin gitsin. Ya böyledir işte. Kızını dövmeye dizini döv. Efendim bir aşık olmasın. Bizim çocuk erkek de. Anne yok! Dur! Anne ne oluyor burada be? Gene ne olacak gene azdı bu karı? Sizin ne işiniz var? Ne işiniz var? Ne zaten? Konuşun. Sadece. Ben şimdi gösterip kurallarım. Ne yapıyorsun kadın? Ben de senin kızına yapayım. Aa, gör bakalım. Dur ya. Nasıl oluyormuş? Al bunu. Al. Hadi kal. Ya dur. Dur. Her zaman bunu yapıyorsun. Al sana. Al sana. İkimizi gördün eve. Kaçsın ilkar edelim. İkimizi gördün eve. Nasıl inkar edelim? Biz o kadar parayı nereden bulacağız? Az buz para değil ki. Leyla ablanın yanına gidelim. Bir yalan uydurup hemen bizim sokağa dönelim. Bizim sokaktan o kadar parayı kim verebilir ki? Hıh! Buldum! Binnaz ablanın isteyelim. Olmaz! Tango Nuri'den isteyeceğim. Ben hayatımda kimseye borç vermedim. Ama satılacak bir şeyin varsa onu alırım. Gel seninle bir ticaret yapalım Cigül. Benim satacak neyim var ki? Tango! Akordeonu sat. Yok ya. Kaç para verirsin ona? Akordeonu satmayacağına dair bana söz vermiştin. Seninle konuşuyorum Ciguli Baba. Şimdi biz ne yapacağız? Ev kirasında su ödeyeceğiz. İşe nasıl gideceğiz he? Bunları hiç düşünüyor musun? Leyla abla bizi bekliyor. Geç kaldık. Niye biraz da hiç kendini düşünmüyorsun? Niye? Seni evladım gibi severim. Bilirsin Özge. Bu yüzden kalbini kırmak istemiyorum, onun için kes. Ciguli baba, şu halimize bir bak. Biz Leyla abladan daha mı iyi durumdayız he? Şimdi akordeon da gitti. Para kazanamayacağız. Binnaz abla bizi evden atacak. Sokaklarda sürüneceğiz. Sana sus diyorum Özge. Eğer hayatından memnun değilsen gidersin. Ama giderim bak, hem de sahiden. Demek sen de bunu istiyorsun. Sen bilirsin. Ben de zaten senin gibi bir enayinin yanında kalmak istemiyorum. Bırak bu numaraları Özge. Bak abi, şu şiiri de Gülbeyaz için yazmıştım. Oku Selim, oku. Gülbeyaz, canım benim. Beyaz gülüm, çatal karam. Ne şiir be! Bir delikanlının yüreğinden süzülerek gelmiş kelimeler. Ama Kıtır, bu aşk bitti be oğlum. Artık hayatımda Gülbeyaz mülbeyaz yok, anlıyor musun? Bitti bu iş, Gülbeyaz diye birini tanımıyorum. Hay Allah'ım, sana şükürler olsun. Büyü tuttu, oğlan kurtuldu. Büyü tuttu, oğlan kurtuldu. Büyü tuttu. Helal olsun sana be! Benim bildiğim, tanıdığım Selim işte bu. Gülbeyaz'ı bağrımıza bastık. Ama şansını kaybetti. En çok neye acıyorum biliyor musun? Onunla geçirdiğim o romantik günleri. İyi de oğlum, sen onunla hiç romantik gün geçirmedin ki. Ha.
Güle güle Gülbeyaz. Yolun açık olsun. İşte delikanlının kitabını yazılacak örnek bir davranış. Helal olsun sana oğlum. Ya yeter artık Selim be. Bırak şunu da dışarı çıkalım ya. Havamızı bulalım. Bulalım anasını satayım ya. Yürü. Davut bu yaptığının bedelini ödeyecek. Seni uyarmaya çalıştık ama bizi dinlemedin. Bak yine söylüyorum. Bu işin peşini bırak. Bırakmam. O Davut itine gününü göstereceğim. Salih'le uğraşmak ne demekmiş görecek. He bırak palavrayı. Senin bir işi becereceğin yok. Kızın gerçek babasına bile ulaşamadın. Neydi adı? Ciguli. Ha, o işte. Sen en iyisi vazgeç bu sevdadan. Yoksa bu gidişle canından olacaksın. Yoo, vazgeçmek yok. Bu işi kökünden bitireceğim. Bunu nasıl yapacaksın? Gidip kıza her şeyi anlatacağım. Bak kızım, şu Ciguli var ya, senin baban diyeceğim. Oh, nihayet çıkıyorsun işte. Çıkıyorum da, nereden buldun parayı hala söylemedin. Gel hadi, gel Leyla abla. Boş ver parayı düşünmeyi. Gülbeyaz, bir karar verebildin mi bari? Ne kararı? Burak mı yoksa Selim mi? Ah, bir bilsem. Kafam gün geçtikçe daha da karışıyor. Burak'ın yalvarmaları, çiçekler, o bakışları. Acaba diyorum... Saçmalama Gülbeyaz. O düzenbazın sana yaptıklarını ne çabuk unuttun. Unutmadım. Ama o seni seviyorum de işi yok mu? Aa kızım, Senif'le olmaz. Zavallı Selim. Olan ona olacak. Ona da üzülmüyor değilim ama ne yapayım? İnsan yüreğine söz geçiremiyor ki. Her şey bir yana bence Selim'le açık açık konuş. Her şeyi anlat. Ben Burak'ı seviyorum de. Haklısın galiba. Onunla konuşmam şart. Hadi kalkalım. Daha çarşıya gidip bir şeyler alacağız. Şöyle oturup biraz dinlenelim. Olur Leyla. Hayrola niye bakıyorsun Leyla abla? Hastaneye ödediğin parayı nereden bulduğunu hala söylemedin. Boş ver dedim ya Leyla abla. Söyleyeceksin. Eğer ablansam söylemek zorundasın. Akordiyonu sattım. Ne? Bunu nasıl yaparsın? Zaten eskimişti be Leyla abla. Su koyuverip duruyordu. Ne diyeyim? Allah bin kere razı olsun senden. Şu yaptıklarını kimse yapmaz. Aman Leyla abla. İnsanlık öldü mü? Bugün sana, yarın bize. Kimin ne olacağı belli değil. Sağ ol Ciguli. Sana olan borcumu nasıl ödeyeceğim bilmem ki. Borcun falan yok. Unut bunları şimdi. Bize gidiyoruz. Bir güzel dinlenecek, eskisinden daha sağlıklı olacaksın. Olmaz. Gelmem size. Zaten yeterince yük oldum sana. İyi ki be, böyle konuşma. Bak sonra bozuşuruz. Ben oğluma gitmek istiyorum Ciguli. Bunun özlemi hep yüreğimde. Artık yaptığım yanlışlıklar yeter. Senin sayende bazı gerçekleri gördüm. Sağ ol. Yine görüşmek üzere. Akordiyonunu sattığına da çok üzüldüm. Üzülme üzülme. Allah büyüktür. Bunu söylediğine çok pişman olacaksın Ciguli, çok. Bunu bana bayramda almıştın, hem de son paranla. Senin de hediyeni de istemiyorum.
Al evini de başına çal. Beni bir daha zor görürsün buralarda. Öyle uzaklara gideceğim ki. Oski! Oski! Bu saatte ne işin var burada? Yoksa Cigulü Bey'e bir şey mi oldu? Bana Cigulü'den bahsetme. Ben onunla kavga ettim. Ve onu şu anda terk ediyorum. Yani anlayacağın ayrıldık. Artık onunla kalmayacağım, tamam mı? Peki onunla neden kavga ettiniz ki? Ya Binnaz teyze, Leyla ablanın hastane masraflarını ödeyebilmek için ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Akordiyonunu sattı. Akordiyonunu mu sattı? Olamaz. Vallahi sattı. Hiç kendini düşünmüyor ki. Beni zaten düşünmüyor. Nasıl geçineceğiz? Ev kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Hiç anlamıyorum. Bir insan bu kadar inayi olabilir mi? Ay ne kadar iyi yürekli bir adam. Öyle öyle. Aç kalacak kadar iyi yürekli. Hadi bana eyvallah. Oski. Bırak. Dur, nereye gidiyorsun? Aman Allah'ım. Nereye gider bu çocuk? Selim, işte hayat burada akıyor be. Oh be, nihayet kendime gelebildim. Gülbeyaz yüzünden mahalleye çivi gibi çakılıp kalmıştık vallahi be. Doğru ya. Hadi yürü. Hadi yürü. Yürü yürü. Hop bir dakika. Hop bir dakika ya. Ya yürü ya, yürü ya, yürü ya. Yani. Hadi hadi hadi. Hadi. Hop, hop. Hadi hadi. Ya yürü be oğlum ya, yürü ya. Zengin kızlar açılın, biz geliyoruz. Selim, her asılan kıza yüz vermeyelim, tamam mı? Tabii oğlum, kendimizi ağırdan satalım. Anladım be. Lan lan! Onlar nedir lan? Yavruya bak be! Yürü lan, yürü yürü! Üf be! Buyur oğlum Selim. Oynuyor bunlar ya. Hoppa be! Yürü yavrum, kaçırmayalım şu pilikleri. Yürü! İyice yapıştılar baksana. Şunlara güzel bir ders verelim. Soldaki bacın olur ona göre. Nereden bacım oluyor? O benimki. Hadi yürü. Of be. Lan ne yaptık ya? Yuh, çüş be. Karizmayı dağıttın. Gördün mü mü? Kız nasıl arabanın sol sinyali gibi sinyal çaktı bana. Hasta ya. O sinyal banaydı oğlum. Senin gözlerin bozuk. Armut. Merhaba. Bir süredir sizi izliyoruz. Sanırım bizi takip ediyorsunuz. Öyleyse benim ve arkadaşımın size bir teklifi var. Beraber eğlenmeye ne dersiniz? Tabii tabii. Demek kabul ediyorsunuz. Öyleyse bizi takip edin. Şeker şeker. Vallahi çok rahat bir yer yani. İsterseniz eğlenceye daha rahat bir yerde devam edebiliriz. Bildiğimiz çok güzel bir yeri var. İkimizin de pul koleksiyonu orada. Ay gidelim mi? Gidelim gitmesine de ama sizden bir ricamız olacak. Ne ricası canım? Emriniz olur. İki arkadaşımız da gelebilir mi acaba? Tabii ki. Sizin arkadaşınız bizim de arkadaşımız sayılır. Çağırayım o zaman. Basri, Can gelsenize. Ay bu beyefendiler bize pul koleksiyonlarını göstereceklermiş. Beraber bakalım mı? Ya öyle mi? Ayrıca öyle nazikler ki sizi de davet ettiler. Ya ben damga pulu yapıştırmayı pek severim. Ya sen Basri? Bayılırım. Ya ne bu be? Vallahi hayatımda hiç pulum olmadı benim. Benim de olmadı. Ay geldim geldim. Hoş geldiniz Cigulü Bey. Hoş bulduk Binnaz Hanım. Neler oldu böyle? Duyunca çok üzüldüm. Leyla Hanım için akordiyonunuzu satmışsınız. Evet ya, üzülmeyin, ne yapalım. Haber aldığınıza göre Oski geldi demektir. Geldi de gitti bile. Nereye gitti? Gitti işte. Sizle kavga etmiş. Eşyaları toplayıp evi terk etti. Eşyalarını mı topladı? Topladı ya. İnanmayın siz ona. Yine rol yapıyordur. Hem de ağlaya ağlaya gitti. Bak şunun yaptığına. Lütfen onu bulun. Başına kötü bir şey gelmesin çocuğun. Merak etmeyin siz. Hemen bulurum. Teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Güle güle. Ay. Baykuş, ben senin var ya. Ah be, ah be, çok dayak yedik ya.
Neydi o herifin adı? Baykuş muydu? Basri abi be, Basri be! Ya ne fark eder be, ha Baykuş ha Basri. Bu bizim dayak yediğimiz gerçeğini değiştirme, Armut! Ama ben o halinle herifin içerisine bir yumruk çaktım. Ya fark etti koçum. Biz delikanlı kitabına göre şu an tam bir hödüyüz. Şu halimize baksana ne be. Ne kaynatıyorsunuz bakayım siz burada? Şunlara bak. Yine birilerinden dayak yemişler. Vallahi yemişler. Ne gülüyorsunuz kızım? Başka işiniz yok mu sizin? Tıya! Deli mi ne? Kuyruğuna bastık sanki. Selim abim haklı. Ne kızıyorsun? Sana ne be Armut? Gülme yasaklı Armut. Ne yaptım ben ya? Gülbeyaz'a neler dedim? Güzel dedin, hoş dedin, yakıştı sana koçum. Ya. Amma da bozuldular ha. İyi oldu, oh olsun. Filizlere gideceğim. İstersen sen de gel. Yok sen git. Annem yemek için beni bekliyor. Öyleyse sonra görüşürüz. Hoşçakal. Gülbeyaz. Ne var? Dursana biraz. Seninle konuşacağım. Kimsin sen? Adımı nereden biliyorsun? Senin hakkında çok şey biliyorum. Aslında ben de buraya seninle konuşmak için geldim. Konuşmak mı? Benimle ne konuşacaksınız ki? Çok önemli şeyler. Hem de hayatını değiştirecek kadar önemli. Dediklerinize hiçbir şey anlamadım. Gerçek babanın kim olduğunu öğrenmek istiyorsan dinleyeceksin beni. Ne? Anlamadım. Gerçek baban mı? Neler söylüyorsun? Ne yalanlar uyduruyorsun sen? Dediklerime inanmıyorsan beni babana sor. Salih kimmiş sor. Tanımıyorum derse o zaman Ciguli'ye git. Davut'un baban olmadığının en büyük kanıtı odur. Sana inanmıyorum. Deliller elimde. 1 milyar verirsen o kanıtları sana getiririm Gülbeyaz. Gerçek babanın kim olduğunu da söylerim. Çekil önümden manyak herif. Bir daha da beni rahatsız etme. Yoksa çok fena olur. Gülbeyaz! Bir daha geleceğim. O zamana kadar iyi düşün. Tamam mı? Deli bu adam be. Hem de zır deli. Aferin be Tango. Bana yapabileceğin en büyük iyiliği yaptın. Şeytan diyor ki şunu baltayla ikiye böl. Hop dedik. Ben ona tonlarca para saydım. Gel sana satayım bunu. İstersen o zaman 3'e böl. Ya siz de akbaba gibisiniz ha. Bırakın şu Ciguli'nin yakasını. Sen karışma Faruk. Sen çayını satsana. O kadar meraklıysan getir parasını sana satayım. Ha. 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 Hadi efendim. Hı? Söyle bakalım. Şu akordeon için kaç lira istiyorsun? Sen niye soruyorsun? Seni ilgilendirmez. Hem ben tangoyla konuşuyorum. İyi de Binnaz Hanım, siz ne yapacaksınız akordeon? Ciguli'ye geri vereceğim. Ne? Ciguli'ye geri mi vereceksin? Al Binnaz Hanım al, satın al. Buna ne oluyor be? Kaç para istiyorsun buna? Şey bilmem ki, sen ne düşünüyorsun? Ben ne bileyim, sen söyle. 200 milyon. Olur aldım. 250 milyon. Ayağını denk al Davut. Ben Ciguli'nin arkasındayım, tamam mı? 300 milyon. 350 milyon. 400 milyon. Bravo, bravo. İyi, size sattım. Ben de sattım. Kusura bakma Davut. Dostluk başka, iş başka. Binnaz Hanım, buyurun akordeon sizin. Parayı göreyim. Şey, 1-2 gün içinde paranızı getiririm. Tamam Binnaz Hanım, mal burada. Parayı getir, akordeonu al. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Bravo Binnaz Hanım'a. Ben bu akordeonu Ciguli'ye yar etmem. Etme. Merhaba Oski. Merhaba dedik be. Küs müyüz Oski? Hadi ama. İki arkadaş arasında olur böyle şeyler. Ben seninle konuşmuyorum. Hem ben pılımı pırtımı alıp taşındım senden. Taşındın evet, mı? Evet. Artık seni görmeyeceğim.
Peki nereye taşındın? Sokaklara, geldiğim yere. Sokağa taşındın ha? Gül gül bakalım. Bu sefer durum benim açımdan çok ciddi Cuguli Bey. Hadi olsun. Uzatma da barışalım. Bak akordiyonum da yok artık. Bir de sen beni yalnız bırakma. Ben sensiz ne yaparım ya? Beni gerçekten seviyorsun değil mi? Hem de her şeyden çok. Canım babam benim. Hadi bakalım gidiyoruz. Nereye? Tabii ki eve. Dur elbiselerimi alayım. Ahçı. O herlokçu. Hiç anlamadığımız işler bunlar Oski. Heh işte bulaşıkçı aranıyormuş. Geç oğlum geç. Geçe geçe iş kalmadı ya. Heh bak çocuk yuvasını Adem'i aranıyormuş. Bu olur valla. Çocukları çok severim. Hadi bir şansımızı deneyelim Oski. Hadi yürü. Avcı vurma beni, ben bu dertten... Gülbeyaz! Gülbeyaz! Hadi gel de biraz yardım et. Hay Allah, bir cevap bile vermez bu kız. Gülbeyaz! Gülbeyaz! Kalk da mutfakta bana biraz yardım et kızım. Kız sana diyorum, duymuyor musun beni? Ha, bana mı dedin anne? E tabii sana dedim. Ne o elinde albüm saatlerdir orada oturuyorsun öyle? Sadece eski fotoğraflara bakıyordum anne. Bırak onları da gel salatayı yap. Baban neredeyse gelir. Heh, işte burası bak. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Biz bu işi yapabilir miyiz ya? Gel vazgeçelim. Ya olur mu? Hadi yürü. Bir daha nerede böyle iş bulacağız? Hadi baba, hadi. Bu sefer ben konuşacağım, sen karışmayacaksın. Tamam mı? Tamam, tamam. Buyurun, ne istemiştiniz? Şey, biz iş için gelmiştik de. Temizlik işi için evet, mi? Evet, evet. Bayan aranıyordu ama neyse, müdür hanımla bir görüşelim. Girin. İş ilanı için gelmişler efendim. Teşekkürler. Buyurun. İçeri girin. Buyurun. İş tecrübeniz var mı? Şey yani ev temizliği yaptım, akordiyonu temizledim ve... Şey diyor ki 5 yıldızlı otellerde çalıştık. Hatta temizlik şirketimiz vardı ama alacaklarımızı alamadık. Hem sonra biz toza hiç dayanamayız öyle değil mi Oski? Ya ya ya. Tamam, tamam. Tamam, anladık. Tamam. Ya müdür hanım, babam tamam. Çok titizdir. Evde bir kere böcek gördü. Bütün sokağı ilaçladı. Öyle değil mi baba? Yok canım, ne sokağı. Bütün mahalleyi ilaçladım. Aman bana böcek demeyin. Ama biz gelirken bahçede böcek gördük. Ya, ay. Ama hiç merak etmeyin. Babam var ya, böcek konusunda uzmandır. Bilimum haşeratı, ay, yılanı, ay, çıyanı, ay, akribi, solucanı, ay, aslanı, ay, kaplanı, ay, fili, ay, dinozoru, tamam, kediyi, tamam, pireyi, tamam, deveyi, yeter, meveyi. Yeter, susun. Sizi işe alıyorum. Çok doğru bir karar verdiniz efendim.
Hemen başlayalım mı? Hemen. Saat kaçta geleceksiniz? Yarın mı? Anladım, tamam. Peki, o saatte çocuğu hazırlayıp arka bahçe kapısına çıkarırım. Siz hiç merak etmeyin. Yok yok, çocuk benim yanımda ağlamaz. Şimdi kapatmalıyım. Gelin benimle. Galoşları takın. Neyi? Galoşları. Yavaş yavaş. Galoşları. Galoşları oğlum, galoşları. Mehmet, sen yapabildin mi? Evet hocam. Kafana değil, ayağına takacaksın. Şu gençler ne şakacı oluyorlar değil mi? Ayağına oğlum, ayağına. Sen ne kadar cahilsin. Önce camları ve kapıları silin. Sonra da cam mekanları silersiniz. Hadi. Ne biliyorsun? Sanki sen ne olduğunu biliyor muydun? Biliyordum tabii. Çekilin bakayım yavrum. Aferin. Kaç 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 kaç. Gülü baba, daldın yine çocuklara ya. Çocukları böyle mutlu görünce ben de mutlu oluyorum be Oski. Şunlara baksana. Hadi hadi biz işimize bakalım bir an önce ya. Bir de şu çocuğa bak. Bak yalnız oturuyor, hiç oynamıyor, gülmüyor. Sana ne ya, sen işine baksana. Asıl sen işine baksana be, yürü. Aman ya. Ne düşünüyorsun Cigülü baba? Ben müzisyen bir adamım. Böyle başka bir iş yapmak ağrıma gidiyor. Ne yapalım? Akordiyonu satmasaydın. Bana bak. Başlama, yine kavga etmeyelim. Tamam tamam, bozulma. Ne yapalım? Fena iş değil işte. Biraz para kazanınca biriktirir, akordiyonu geri alırız. Üzülme. Hayal görme Oski. Artık akordiyonu alamayız. Kim bilir kaç para ister tango. Uyuz oluyorum o tangoya. Şimdi akşam akşam uykum kaçacak. Okulda bir kız çocuğu var. Hiç dikkat ettin mi Oski? Öyle sessiz, sakin, köşelerde oturuyor. Ne yapalım? Durursa dursun. Bir derdi var kızın galiba. Varsa var, bize ne ya? Bizim herkesten daha fazla derdimiz var Cigülü baba ya. Merak ettim doğrusu. Yarın gidip ne derdi varmış öğreneceğim. Heh, bir de bu eksikti. Ne oldu Gülbeyaz? Hiç. Türlü de çok güzel olmuş ha. Çorbanı soğutma hadi. Bak Gülbeyaz. Ben diyorum ki birkaç günlüğüne teyzenlere gitsek. Yıldız'ın çeyizine de yardım ederdik. Sana diyorum kız, ha? Beni duymuyor musun? Ne dedin anne? Ne bu halin? Kaç gündür hep böyle dalgın dalgın oturup duruyorsun? Yoksa bir şey oldu da bize mi söylemiyorsun? Ne olabilir ki anne? Bilmem ki. Selim meselesi olmasın. Aman anne, sen de taktın şu Selim'e ha. Takarım tabii. Sabahat rahat bırak kızı. Bırak da yemeğini yesin. Ben yemeyeceğim. Size afiyet olsun. Aa, daha bir lokma bile yemedin ayol. Zaten aç değildim. Olmaz öyle şey. Geç otur. Sabahat bırak gitsin. Yok yok. Var bu kızda bir şey. Alışverişten geldiğinden beri bir tuhaf. Üzerine fazla düşme. Yoksa şu Adile karısı kızıma büyü mü yaptırdı acaba? Eğer bir yaptıysa... Sabahat yeter artık. Bırak da rahat rahat yemeğimizi yiyelim. Aman seninle de bir şey konuşulmaz zaten be. Bana bak çarparım ha. Ne diyorsun sen be? Canım şaka yaptık. İyi geceler. Ben geldim çocuklar. İkinizi bir arada görmek ne güzel. Şekerlerim benim. Alın size yemek. Sağ ol Minnaz teyze. Size çok önemli bir sürprizim var Cigülü Bey. Ya öyle mi? Neymiş o Minnaz teyze? Yakında öğrenirsiniz. Aa, siz ne yapıyorsunuz Cigülü Bey? Hiç canım, şunun düğmesi kopmuş da. Verin ben dikeyim. Oski. Dolmalar çok güzel, yer misin? Aklıma geldi. Aşağıda salatayı unutmuşum. Oski, gidip alır mısın? Tabii tabii. Hadi çocuğum benim. Benim de uykum gelmişti zaten. Ya. İyi geceler.
Ben de salatayı unutmuşum. Doğru değil. Doğru olamaz. O adam yalan söylüyor. Davut benim babam. En iyisi bütün bu olanları unutmak. İyi ama o adam kim? Bütün bunlarla Cigül amcanın ne ilgisi var? Of Allah'ım. Of, ben şimdi ne yapacağım? Oğlum Selim, kıtıra racon gereği gül beyaz bitti dedin. Ama hala yanıyorsun bu oğlum. Ya bir de kıza bağırdım bugün. Bağırdım ya. Ah eşek kafam. Ya ben kim? Gülbeyaz'a bağırmak kim? Gülbeyaz'ım, beyaz gülüm. Seviyorum seni şerefsizim. Önce bir şeyler yapmalıyım. Yoksa bu şüphe beni delirtecek. Biri bana yardım etmeli ama kimden yardım isteyebilirim ki? Lan geliyoruz. Ya kıtır, rüyanda mı gördün lan beni? Hayret bir şey. Ayıya bak. Neredeyse camı kıracak. Selim. Şişme ne var? Açsana şu pencereyi. Oğlum Selim. Açsana şu artık pencereyi. Artık kıtırı bile Gülbeyaz olarak görüyorsun. Gülbeyaz bu. Gerçekten Gülbeyaz. Kusura bakma Selim. Seni bu saatte rahatsız ediyorum. Yok canım, ben zaten uyanmıştım. Biliyorum, aramızda bazı tatsızlıklar oldu ama... Boş ver canım, ben unuttum bile. Ben senden bir konuda yardım isteyecektim. Tabii Gülbeyaz, dile benden ne dilersen. Öğleden sonra kafede buluşalım mı? Emrin olur sultanım. Sağ ol Selim, bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Ay. Biliyordum. Bana döneceğini biliyordum. Oh, bunu biliyordum ya. Bana döneceğini biliyordum. Allah! Allah! Ya! Ma! Allah Allah. Ne yapıyor bu kız böyle? Ne yapıyorsun orada baba ya? Şu küçük kız bir oğlum Oski. Herkes yemeğini yiyip gitti. O yememiş. Çok merak ediyorum. Amma meraklısın Ciguli baba ya. Sabahat, ne yapıyorsun burada? Görmüyor musun? Merdivenleri siliyorum. Canım bu kadar saat merdiven mi silinirmiş? Yine ne numaralar çeviriyorsun? Şşş, bağırma. Anne! Anne! Aa, ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun kız gene? Zela'yla dolaşacağız biraz. Bana Selim'le buluşacaksın gibi geliyor. Yok kız anne, vallahi değil. Git kızım git, eğlen. Aslan babacığım benim. Ha, hadi hoşça kalın. Güle güle kızım. Çekil bakayım, çekil çekil çekil. Allah Allah. Ne oluyor ya? Ne oluyor Sabahat? Gülbeyaz'ı takip edeceğim. Yahu rahat bırak kızı. Selim'le buluşacak biliyorum. Nereden çıkarıyorsun? Sabah sabah camda konuşurken gördüm onları. Canım ne varmış? Onlar çocukluk arkadaşı. Aman sen de ne rahat adamsın be. Ne hali varsa gör be. Allah Allah. Salak herif. Ne vurmuşsun ya? Öyle oynamıyor. Elini eline vuruyor hocam ya. Bir şey
Baksana. Kurcum işte ya. Dur ya. Şşş. Ne yapıyorsun sen burada? Sen devam et Yusuf. Ben onunla biraz konuşayım. Pes yani. Şimdi bu işte kaybedeceğiz ya. Merhaba. Senin adın ne? Neden konuşmuyorsun? Yoksa hasta mısın? Bak arkadaşların ne güzel oyun oynuyor. Sen neden oynamıyorsun? Beni kaçıracaklar biliyor musun? Neden? İşte. Yok canım niye kaçırsınlar seni? Ha, anladım arkadaşları sana şaka yapıyorlar değil mi? Eyle eyle. Senin için bir şarkı çalalım mı? Ha? Dans edelim mi? Sever misin müziği? Aa, bak oldu mu şimdi? Seni nasıl güldüreceğim şimdi bak gör. Bir şey oynasak. Ya dursana. Bir kafa atıyorum yastığa. Kalkın. Hadi Merhaba Gülbeyaz. Merhaba. Buyur otur. Teşekkür ederim. Nasılsın Gülbeyaz? İyi sağ ol. Ben de iyiyim. Affedersiniz oturabilir miyim acaba? Tabii buyurun oturun. Teşekkür ederim kardeş. Aman bir şey değil. Biliyor musun burada buluştuğumuz için çok mutlu oldum. Ve şimdi sana çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Önce beni bir dinlesen. Dinleyeceğim tabii ama önce ben. Ne olur. İşte bu çakmak. Aha bu peçeteyi nasıl yakıyorsa ben de sana öyle yanığım Gülbeyaz. Ah elim. Ah. Niye sönmüyor bu ya? Ay, elim yandı ya. Elim. Ah. Yandı oğlan. Ah. Ah. Hanım o benim çayım bıraksana. Ay pardon. Biraz dikkatli olsana be. Aşkını anladık da etrafı yakma bari. Salak şey, yansaydın keşke. Bir şey mi oldu bayan? Ya. Yok bir şey. Ha. Şu gençlere bakıyordum da. Gülbeyaz senin diyeceğin neydi? Şey, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Bak, eğer beni sevdiğini söyleyeceksen. Aslında benim söyleyeceğim şey çok başka. Hayatım hakkında bir konuda yardımını istiyorum. Bak, eğer konu evlilikse hemen evlenmek zorunda değiliz. Ne evlenmesi be? Evlilik mi? Sen kim oluyorsun? Evlilikte kim diyorsun? Anne! Dur, ölürüm derler ben senin gibi bir uyuyamadım. Ağzımı çekil ya. Gel. Evlisiz kadın. Sen kim oluyorsun be? Adile ismi Adile. Ne karısı? Evlisiz kadının kızı seni ayak basın diye geldim. Gözlerimle göreyim diye. Anne dur. Asıl sana ben seni ayıracağım o çağrı. Çekil. Çekil. Ya Selim sustursana şu anneni. Bir de kardeşim senin annen de hiç susmuyor ki be. Ne dedin sen ne dedin? Annen dedim niye susmuyor ki? Sen benim annemin hakkında ne biçim konuşuyorsun böyle be? Vallahi Gülbeyaz ben ne dediğimi bilmiyorum ki vallahi bak şimdi. Ah salak kafam ben de neler düşünmüştüm. Gel, al Gülbeyaz, bakalım bak. Bu belki seni kendine getirir.
Oh canım hadi. Yürü kız anne be, hadi gidelim. Ben sana demiştim, bu kızdan uzak dur diye. Sen beni dinlemiyorsun ki. Bak Gülbeyaz, dinle beni lütfen, dinle. Anne bırak beni. Bırakmayacağım, bu işin peşini bırakmayacağım. Anne sana bırak dedim. Dur Selim, nereye gidiyorsun? Selim. Biz ne anlarız çamaşırdan be. Hem halimize bak. Hepsi bu kadar. Aa, Ciguli baba, bu dolmuş ya. O zaman biz de buna koyalım. Ha, çek. Çek, çek, çek. Deterjan da koymak lazım. Koyalım, tamam. Hadi ver. İyi de nereden koyacağız biz bunu? Bakalım. Aa, şöyle galiba. Aa, aa. Ne olacak şimdi ya? Biz de deterjan koymayız. Hayır. Başlar. Biz de buraya koyarız. Heh, tamam, aferin işte. Hangi düğmeye basacaktık? Buydu, buydu, buydu. Yok, yok, şuydu. Yok, yok, buydu. Buydu. Dur buydu, bakayım, çevireyim şunu. Hop, ah. Oh. İşte çalıştı. Aç bakalım. Aç, aç, aç. Oh. Ay, oh, oh. Ay. Ne yaptın Cigülü baba ya? Oh. Ay, ne beceriksizsin ya. Kalk. Ay. Kapa şu kapağı. Kalk, kalk. Ya dursana be oğlum, dursana. Allah Allah. Beceriksizsin be. Kapat. Tamam ya. Kalk. Bak müdür hanım görürse yandık ha, sana söyleyeyim. Ne oluyor burada? Çamaşır yıkıyorduk müdür hanım. Bir kız yüzünden düştüğümüz şu hale bak. Ah benim eşek kafam, zamanında taşınsaydım ya şu mahalleden. Göreceksin oğlum, sana ne kızlar bulacağım. O sümüklüğü şıp diye unutacaksın. Bak aklıma kim geldi. Hani Saliha teyzenin kızı var ya, Huriye. Aynen ismi gibi bir içim solmuş oğlum. Ha demek istemiyorsun. Ya Osman dayının yeğeni, hani şu üniversiteye giden. Haklısın. O sana göre biraz yaşlı. Belki köye gitsek, orada uygun çok güzel kızlar buluruz oğlum, canım yeter oğlum. Anne. Ha. Yeter diyorum. Ben Gülbeyaz'ı seviyorum. Başkasıyla da evlenmeye hiç niyetim yok. Anladın mı? Şimdi beni rahat bırak. Eyvah! Bizim büyüden daha güçlü büyü yaptılar oğluma. Dilini gözünü bağladılar. Elleri kırılsın, yapanların dişleri dökülsün. Yağlı urganlara gelsinler emi. Selim! Selim! Hani siz bu işi iyi bilirdiniz? Biz şey yani... Ya makine bozulsaydı, ya yangın çıksaydı? Evet, sizi efendim, dinliyorum. Bakın, çamaşırları makineye koymuştuk. Tam çalıştıracaktık ki böcek gördük. Böcek sürüsü, ordular halinde hem de. Ay, yine mi böcek? Evet efendim, evet. Bu böceklerden hiç kurtulmuş. Susun, susun, yeter artık. Demek böcek yüzünden oldu. Ben de sizi boş yere azarladım. Doğru. Evet, bizim hiçbir günahımız yok. İşinizin başına gidin ve o böceklere söyleyin, işinize engel olmasınlar. Yoksa... Yoksa kovuluruz değil mi? Hadi gidip söyleyelim. Hadi gidin söyleyin, söyleyin. Söyleyin. Affedersiniz, size bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. İçeride bir kız var. Hani şu hep yalnız başına oturan, bana beni kaçıracaklar diye bir laf etti. Hasta mı acaba? Ha, onun adı Damla, hasta değil. Babası borçları yüzünden ailesini burada bırakıp yurt dışına kaçtı. Alacaklıları aileyi sıkıştırıyor ve tehdit ediyor. Bir kez kızı kaçırma girişiminde bulundular. Allah'tan polis önledi. Hadi ya Cigülü baba. Onun korkusu var Damlacık'ta. Çok etkilendi bu durumdan. Onun için ona özel bir ilgi gösteriyoruz. Bah zavallı bah. Ailenin hatasını çocuklar çekiyor bazen. Teşekkür ederim. Şişt, ne dedin ya? Sana ne? Oh ne iyi yaptın. Gününü gösterdin o zibidiye. Ben de anası olacak o büyücüyü iyi benzettim ama, değil mi? İnsan annesine ne der? Böyle bir şey nasıl sorar? A güzel kızım. Ne işin vardı o çulsuzla? Ama ben biliyorum. Adile karısı yaptı bütün bunları. Büyülerle, muskalarla senin dilini bağladı. Sormalıyım. Bu şüpheden mutlaka kurtulmalıyım. Ben bu işi de halletmesini bilirim. Bak söylüyorum. O cadıyı cin çarpmıştan beter edeceğim. Anne. Benim gerçek babam kim? Ah! Ne biçim soru bu Gülbeyaz? Sen delirdin mi be kızım? Neler konuşuyorsun sen? Dün bir adam geldi.
Bana dedi ki Davut benim gerçek babam değilmiş. Aman Allah'ım, ben neler duyuyorum. Sen ne biçim şeyler söylüyorsun Gülbeyaz? Söyle anne, o adam yalan söylüyor de. Tabii ki yalan söylüyor. Sen böyle bir şeye nasıl inanırsın? İnanmadım tabii. Ama kanıtları varmış. Benim doğduğum gece o da hastanedeymiş. İftira, yalan, seni üzmek için yapıyorlar. Bizi çekemeyenlerin işi bu. Belki de şu cadı Adile'nin. Ama istersen Cuguli'ye sor. O da bu işin içinde dedi. Ay, ay bana bir anne. Şeyler oluyor. Anne! Yüreğim sıkışıyor. Anne, anne iyi misin sen? Ay iyi değilim. Anne! İyi değilim, kapat şu meseleyi. Ay, sakın babana da bir şey söyleme. Yoksa adamın yüreğine iner. Ay! Ama anne ya o adam? Gülbeyaz lütfen kızım kapat şunu. Ay! Ay ben bir eczaneye gidip tansiyonumu ölçtüreyim. Ay! Ay! Ya doğru söylüyorsa? Yalan. Davut, Davut neredesin Davut? Ya ne vuruyorsun? Şşş, bak yine üzgün üzgün duruyor. Ya Cigül'ü baba sana ne bu çocuktan? Nasılsın? Hiç iyi değilim. Neden? Biz işimize bakalım Cigül'ü baba ya, hadi yürüyün. Tamam, çocuğu arka bahçeye çıkaracağım. Evet, paradan anlaştık. Hı. Tamam, konuştuğumuz gibi çocuğu arka bahçeye ya? Çıkaracağım. Şşş. Oldu. Ne oluyor? Şşş, yürü. Benim eşyalarımı? Yıkamaya götürüyorum. Hadi sen oyuna. Gördün mü? Sana bir dolap biliyorum demiştim. Baba, kadın işini yapıyor. Şimdi ajanla mı başladık? Bak biliyorsun başka şansımız yok. Buradan da kovulursak görürsün ondan sonra. Siz ne yapıyorsunuz burada? Şey, temizleyecek yerleri tespit ediyorduk da. Ya. Hadi işinizin başına, hadi hadi. Hadi. Yürüyün. Davut burada mı? Burada yenge, içeride. Gel Davut gel, çabuk Hayır. gel. Sabahat ne işin var senin burada? Kalk diyorum sana, kalk. Hayrola yenge, bir şey mi? Yok bir şey. Hala oturuyorsun. Hadi kalk. Ne var, ne oluyorsun? Kadın ağlamadan anlatsana. Salih, Salih Gülbeyaz'la konuşmuş. Kızın aklını karıştırmış. Ne? Ne dedin? Ne diyeceğim? İnkar ettim tabii. Yok öyle bir şey dedim. Peki kız ne yapıyor şimdi? Evde. İnandın mı peki söylediklerine? Bilmem ama inanmış gibi görünüyor. Bak şu Salih'in yaptığına. Allah kahretsin be. Hadi yürü. İyi, ilk günümüzü kazasız belasız atlattık çok şükür Allah'ıma. Müdüre hanım Damla'nın kaçırılmak istendiğini söyledi. Ya bırak ajanlı Cigül'ü baba ya. Sonra o bakıcı kızın telefonda söyledikleri kafama takıldı. Hayda. Arka bahçe dedi, gelip alırsınız dedi. Eşyaları topladı. Ne olmuş? Cigül'ü baba, işsizlik, parasızlık, akordiyonun gidişi. Sonunda böyle oldu işte. Aklın uçtu gitti havalara. Yok yok. Kızı kaçıracak bunlar. Yürü. Nereye baba ya? Çabuk ol hadi. Yürü bakalım. Bırak beni. Yürü diyorum. Ya yürü. Bırak beni diyorum. Ya. Dur bakayım. Bırak hadi beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak. Kurtarın beni. Kurtarın. Gel bakayım. İşe bak, yanılmamışım. Kızı kaçırıyorlar. Doğru vallahi. Bekçiye söyle kapıyı kapasın. Ah!
Bayılmış bu. Koş koş, kapıyı kapatalım çabuk. Çabuk. Yürü. Durun, ne yapıyorsunuz? Durun. Kurtarın beni, imdat, kurtarın beni. Çekilin yoldan. Durun be, ne yapıyorsunuz? Sana ne be? Kızı nereye götürüyorsunuz? Çekilin arabanın önünden. Açın kapıyı. Ben şimdi sana gösteririm. Eva geliyor. Adam bana bırak. Sen kızı kurtar. Nasıl yapacaksın bunu? Ne bileyim ben, bir filmde görmüştüm. Tamam. Ya. Damla kaç. Dur. Damla kaç. Şimdi yolacağım seni. Anne. Çabuk. Damla koş koş yukarı koş. Çabuk. Çıks. Manyak mısın be adam? Manyağım. Tutar mısın şunu? Damla koş çabuk koş koş. Yakalayacaklar koş. Gelin buraya. Dur, orada var. Çekil oğlum. Çekil. Çocuklar, kötü adamlar okulu bastı. Saldırın. Durun çocuklar, yapmayın. Çocuklar. Durun. Kaç kaç. Çocuklar yapmayın, çocuklar yapmayın. Aman bırakın be. Damla'yı kurtardığınız için çok teşekkür ederim Ciguli Bey. Sizi terfi ettiriyorum. Artık temizliğe değil, güvenlik işlerine bakacaksınız. Teşekkür ederim ama biz işten ayrılıyoruz. Ayrılıyor muyuz? O da nereden çıktı? Neden? Bu özel bir sorun müdürü hanım. Hadi Allah'a ısmarladık. Niye işten ayrılıyoruz ki? Sonra anlatırım. Kapa çeneni. Ciguli Baba. Nereye gidiyorsun Ciguli Baba? Evimize kızım. Beni de al götür. Ben de seninle geleyim. Ben sizi çok sevdim. Biz de seni sevdik. Ama olmaz Damla. Biz sana bakamayız. Burada kalman daha doğru. Beni görmeye gelecek misiniz? Her zaman kızım. Bana o hareketleri tekrar yapar mısın Ciguli Baba? Tabii. Hoşça kal kızım. Hadi al asmalık. Güle güle. Ya sen ne biçim adamsın? Tam iş buluyoruz, sen kabul etmiyor, işi bırakıyorsun. Yürümezdi be Oski. Neden yürümesin Ciguli Baba ya? Ne güzel işti işte. Orada kalsaydım, hep kızım gelecekti aklıma Oski. Ciguli! Ha? Artık sana her şeyi anlatacağım. Kızının kim olduğunu söyleyeceğim. Ne diyor bu adam ya?